Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi şöyle şahane köfte nasıl yapılır? Tarifi bizde saklı. Hemen başlayalım. Bunun için önce şöyle büyük bir tane soğana ihtiyacımız var. Şöyle bir şuradan, bir de şuradan soğanımızı şöyle bir çizip şöyle daha ekleyeceğiz. Bunu soyun. Bunu şöyle ya ince ince kıyın, rendelemek olmaz. Ya da şöyle, bende bir tane makine var. Makinede de şöyle basit bir şey. Kapır. Bunun içine atacağım. Bunun içinde ince ince kıyılacak. Şöyle bakın. Böyle kolay kesilmesi için küçük küçük doğrayalım. Evet, şunu yapayım. İyi köfte yapmanın sırrı burada. Bakın böyle ince ince olacak. Sonra şunu şuraya alalım. Şu soğanların hepsini bir şöyle şundan geçireyim. Evet, soğanlar hazır. Gözlerimiz iyice yaşardı. Onda doğramamıza rağmen gözlerim şu an sırılsıklam. Bu da önemli bir nokta. Gözler yaşaracak. Sonra üzerine şöyle aşağı yukarı 750 gram yağlı kıyma. Bakın bu da önemli. Bu kıyma kaburga kıyması. Döş kıyması yani. Yağlı olacak. Güzel köfte yapmak için bu önemli. Döş kıyması. İsterseniz kuzu dana karışık yapabilirsiniz. Benim şu an sadece dana. Kuzu sevenler %30 da kuzu ekleyebilir buna. Çok daha güzel olacağını inanın. Şimdi bunu koyduk. Şimdi sırada tuz. Şöyle yeteri kadar. Şu bence şöyle bir şey yeter ama. Tuz. Şöyle olmazsa olmaz. Bir çay kaşığı, tepeleme bir çay kaşığı bunun için kimyon. Sonra karabiber. Kimyondan biraz daha az olacak. Bu da bir çay kaşığı. Tepeleme olmasına gerek yok. Ve evet, bir nokta. Karbonat. Karbonat ne kadar? Bu da 750 gram için normal bir çay kaşığı. Bak, normal bir çay kaşığı. Bu da tamam. Şimdi şöyle güzelce bir yoğurmak gerekiyor. Bakın başka bir şey yok. Buna sadece isterseniz birazcık ekmek kırıntısı ya da galeta ekleyebilirsiniz ama ben eklemeyeceğim şimdi. Evet. Güzel köfte yapmanın sırrı bu arkadaşlar. Şimdi de iyice yoğuracaksınız buna. İyice birbirinin içine geçecek. Bu önemli. Bir ikincisi dinlenecek. Bir sürede dinlenirse emin olun restoranlarda yediğiniz o tadına doyamadığınız köftenin aynısını evde yapmış olacaksınız. Ben bunu birçok kez denedim ve her seferinde de çok güzel oldu. Bu sefer kiremitli yapınca zaten sunumu da ayrı bir güzel olacak. Şunu şöyle bir 5 dakikadan fazla süre. Bir 5 dakika, en az bir 5 dakika yoğurmak gerekiyor. Şöyle bir yoğuralım iyice. Yoğurma işlemi tamam. Şimdi üzerine bunu streçle kapatacağım ben, streç filmle. Buzdolabına atacağım. Yaklaşık bir yarım saat, bir saat kadar dinlendireceğim. Benim çok fazla vaktim yok. Normalde vaktiniz varsa, daha önceden planlarsanız bir gün önceden yapmak süper olur. Köfte bir gün dinlenmesi lazım. Çok daha güzel olur. Çok daha lezzetli olur. Kendini toplar. Zaten görüntüsüyle de böyle bir gün sonra elinize aldığınızda kıvamıyla da size çok şey anlatacaktır. Dinlenmenin ne kadar önemli olduğunu zaten kendisi anlatacaktır. Ama benim şu an o kadar vaktim yok. Bunu yoğurdum. Atayım buzdolabına. Bir yarım saate yakın duracak. Ondan sonra pişirmeye başlayacağız. Hadi bakalım. Evet, köftemizi çıkardım. Kiremitler hazır. 4 tane yapacağım ben. İkisini şimdilik burada size göstermek için koydum. Köftemizi bir süre dinlendirdim. Şöyle bakın. Şöyle elimi biraz şurada suya batırayım.
Evet. Şöyle bir parça alıyorsunuz. Bu yağlı kıyma olduğu için köfte biraz küçülecek. Boyutunu ona göre ayarlayın. Yani gözümüze biraz büyük gelse bile sonradan küçülecek. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Şöyle bırak. Hatta şöyle üstte gelmesin. Şuradan gelmesin. Şöyle. Zaten köfte kendisini görüntüsüyle bir kere anlatacak arkadaşlar. Kötü kıymadan iyi köfte yapamazsınız. Kötü malzemeden iyi köfte yapamazsınız. O yüzden kıyma alırken kasabınıza söyleyin. Özellikle döş kıyması, yani yağlı kıyma olacak. Yağsız kıymadan güzel köfte olmaz. Bakın. Normalde dışarıda yeseniz kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5 ya da 6 tane korlar. Normalde 5 tane korlar. Şunu 6 tane koyayım ben. Zaten ben fazla fazla yapacağım. Bir tane fazla olacak. 3 kişiyiz biz. 4. de yedek olacak. Şöyle koyalım bakalım. Kenarlarını süslemek için domates var. Şu an biber yok. Biber varsa evinizde kenarları için biber de koyabilirsiniz. Şimdi göstereceğim onu. Şöyle bakın. Fırında açın. Fırında bu arada ısınsın. 180 derecede. 160 ile 180 arası. Çok böyle aşırı yüksek olmasın. 160-180 iyidir. Yarım saate yakın pişecek bu. Bakın. Şöyle. Ya eve misafiriniz mi geldi? Bakın ne kadar basit hazırlaması. Hazırlaması çok kolay. Hemen hazırlayın şöyle. Kiremitin üzerine koyun. Çıkarın. Müthiş bir yemek. Müthiş. Yanına da bir salata, tamam. Başka hiçbir şeye gerek yok. Bu da tamamdır. Diğer ikisini sonra yapacağım ben. Dediğim gibi şimdi şöyle bir çeri domatesim var. Bakın kabuğunu bırakıp şöyle bırakayım. Bakın. Şöyle. Şöyle. Bakalım ikişer tane. Evet, bu da güzel. Şimdi şu diğerlerini hazırlayın. Fırına atayım bakalım. Evet arkadaşlar, tabaklarım hazır. Şöyle bir kaşık karışık salça var bende. Domatesle biber salçası. İkisi karışık. %50-%50. Ondan şöyle tepeleme bir kaşık aldım. Şöyle biraz sulandırdım. Bakın şöyle akışkan kıvama getirdim. Üzerine sos yapacağız bunu. Şimdi bakın burada önemli bir nokta. Şöyle bende kuru biberiye var. Normalde kuru olarak pişirirseniz biberiye ve kekik atılmaz. Çünkü yanar, daha kötü bir tat verir. Fakat sulu olacak hafif böyle. Bu yağını da eritecek köfteler. Aynı zamanda içinde böyle sıvı domates sosum da var böyle, salçalı sos. O yüzden sıkıntı olmaz, korkmayın. Şöyle bir tutam şöyle biberiye. Üzerine de yine bir tutam böyle. Bunları yazdan ben kendim yaptım. Kendi yaptığımız kekik. Bir tutam kekikle bir tutam kuru biberiye. Taze varsa çok daha iyi olur. Yanına böyle bir dal koyun, harika olur. Gaz geliyor, az kaldı, onu da yaparız. Şöyle iyice karıştırın. Şöyle kekikler, biberiyeler iyice ıslansın. Niye? Yanmasın çünkü. Yanık bir biberiye kekik istemiyoruz. Tamam. Şuna bakar mısın? Bak, ekstra hiçbir yağ koymaya gerek yok. Şöyle üzerine toplandıralım. Şöyle. Görüntü harika. Görüntü harika. Şöyle şöyle. Bu zorunlu değil. Bunu istemeyen yapma. Ben sadece köfte yapacağım. Salçaya gerek yok diyorsanız olur. Ama bence şu salçalı sos özellikle böyle o yağı da eriyecek ya. Canan Karatay duymasın. O yağına var ya ekmeği banacağım böyle. Aman Allah'ım. Merak etmeyin, bu sulanacak zaten. Bu köfteler küçülecek yani birazcık daha. Bakalım hangisi az geldiyse ona koyalım.
Evet, hepsi gayet iyi. Şimdi fırına atma zamanı. 180 derecede 20-25 dakikada hazır. Hadi bakalım şunları fırına atalım. Evet, yemeğimiz hazır. Fırından çıkarttık. Böyle 2-3 dakika dinlendi. Hatta üzerinin buharı gitti. Sıra Hüseyin Salih'in tadına bakmasına. Bakın size bahsetmiştim. Görüyor musunuz şunları bak. Bakın bunlar yanmadı. Yanmadı. Kekikler yanmadı, biberler yanmadı. Çünkü sulu sulu. Şu dibi salçalı etin yağı var. İsteyenler ekmeğini batırabilir. Şu an ağzım acayip sulandı Hüseyin Salih. Hüseyin Salih sen ne diyorsun? Görüntü nasıl? Çok güzel. Evet. Bakalım şöyle bir de lezzet kontrolü yapalım. Bakar mısınız ya? Of 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 of. Harika gözüküyor. Harika harika. Bakın göstereyim şöyle. İçi falan gayet iyi pişti. Yaklaşık 20-25 dakika 180 derece. Isıtılmış fırına atıyorsunuz. Emin olun lezzeti de harika. Gel bakalım paşa. Evet. Nasıl Hüseyin Salih? Muhteşem. Arkadaşlar bu köfteyi sürekli yaparız. Her seferinde lezzeti inanın harika olur. Ev halkı bayılıyor. Hemen deneyin. Artık kötü köfte yapmaya son. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.